Evet, videoya girmeden önce yine şöyle üyeliklerden bahsedeceğim. Çünkü 4 yeni üye geldi aramıza. İsimleri şöyle: Kemalettin Özer, Burak, Canim23, Survivor, Barış Fan. Kanka bu ismi bilerek mi yaptın lan sen? Canim23, bu arada Canim güzelmiş ya. Dalga mı geçiyorsun? Canim'deki dayı geldi aklıma. Her neyse, üyelerimizin toplam isimleri şöyle oldu: Himan Atakeda, Hasan Avcı, Emir Dengi, XSavaşçı12, Scorpionist, Rozalya Emilova, Hakan Kantar, Serdar Ünoğlu, Umut Çağlayan, Sabri Abe, Spanner, Mod521, Sabri Ardışık, Bey Momoyu, Mortal Kombat Scorpion, Muhammed Şahin, Kamule YT, Vengeful, Kainz 2, Jolu Aka, Mert İpekçi, Kemalettin Özer, Burak, Canim23 ve Survivor Barış Fan. Aramızda tekrardan hoş geldiniz kankalarım. Uzatmayalım daha fazla, videoya giriş yapalım. Herkese merhaba, Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve size şu artık sonunda talentları anlatacağım abi. Talent points'ler nedir? Bunlar çok önemli şeyler. Aşırı aşırı önemli şeyler. Ben de hala yapmadım. Ufak ufak ilerleyeceğiz, beraber seçeceğiz. Çok çok önemli bir konum ve talent points'leri toplamanız için gereken şeylerden bahsedeceğim size sıra sıra. Inbox'a gene bir şeyler gelmiş bu arada. Bunları bir toplayalım mı? Toplamayalım abi. Artık 50-60 kere topladık yeter. Her videonun girişinde bunları toplayınca video salak bir şekilde uzuyor ama store'dan gidip bronz peki açacağım. Bu bana uğur getirdiğini düşünüyorum. Bana ama bana değil. Bronz peki şöyle bir aç kanka. Buradan şimdi güzel bir şey verecek mi? Silver kart verse güzel olur bu arada ya. Şu açılmayan bir sürü silver kartım vardır benim. Onlardan verse hoş olur. Kalbimiz temiz kanka. Çok da temiz değilmiş gibi. Neyse. Special offer satan delip gift peki açmayı unutmayın. Bakın bunları gözünüzün önünde açayım ki kafanıza illaki ufak ufak yere değinecek diye düşünüyorum. Bunları sürekli yapmanız önemli. Saçma salak bir anda böyle güzel karakterler verebiliyor burası. Bilginize. Açıl kanka. Bok gibi verdi ama size böyle vermeyebilir. Neyse. Şimdi. Evet, 50 kere I dedikten sonra. Shao Kahn Tower'a geliyoruz şurada. Shao Kahn Tower'ı bitirmek önemli. Niye önemli? 528 mor gözümüz varmış bu arada. Bunu yorumlara yazanları görmüştüm. Bilginize. Şimdi birer birer bunlardan geri toplayabilir hale gelmişiz. Bu garip olmuş ama talent pointleri toplayamıyoruz. 100 savaşa gitmemiz gerekiyor Shao Kahn şeyde, Tower'da. Her savaştığımızda bize bir talent points veriyor. Bu talent points'ler çok çok önemli. 100 savaşa çıkmak zor. Gerçekten belli bir yerden sonra çok fazla zorlamaya başlayabiliyor. Ama elinizden geleni yapın. Çıkabildiğiniz kadar çıkın. Şimdi diyelim ki 100 puan topladınız, değil mi? Ondan sonra ne yapacaksınız? Şurada sol tarafta bakın, soldan ikinci seçenekte Talents yazıyor. Buraya tıklayacaksınız. Geliyorsunuz. Burada bir sürü şeyler var gördüğünüz gibi. Otomatik olarak sıfırlamışlar bu arada. Ben kendim bunu sıfırlamadım. Büyük ihtimalle yenilenince herkesinkini sıfırladılar. Neyse, çok da önemli bir şey değil zaten. Sıfırlayıp yeniden puanınızı veriyor. Ben de 101 puan var çünkü Shao Kahn Tower'ın hepsini ben bitirdim. Yani sonuna kadar istediğim gibi gidebileceğim. Şimdi yenilenen şeyler olduğu için tekrardan bahsedeceğim. Burası uzun sürecek bu arada bu video ama full detaylı bir şekilde anlatacağım video. Birinci kısımda şu Mental Stance diyor ya, buraya girdiğinizde her arttırdığınızda bloklanan ataklar yüzde şimdi rakip blok yaptığında siz vuruyorsunuz ya, %2 daha fazla vuruyorsunuz. Bunu fullediğiniz zaman %10'a kadar çıkıyor diye biliyorum. Dursun. Burada buna verdiğinizde basic atak, düz vuruşlarınız var ya, hani tık 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 ekrana tıklıyorsunuz. Onu her tıkladığınızda %1 arttırıyor. 5 kere verirseniz %5 mi %10 mu o civarlara çıkıyordu. Ben onu yükseltebilirim. Karşı rakibin yüzde buna verdin Tiger Stance'e verdiğinizde karşı rakibin Toughness, dokunulmazlık, zırh, yani zırh değerini görmezden geliyorsunuz. Ignore, yok sayıyorsunuz bildiğiniz. Bunu yine fullediğimizde %10'a kadar çıkıyordu sanıyorsam ama ben basic atakları artıracağım çünkü benim çok fazla işime yarıyor. %5 olması lazım basic atak ya. Aynen %2, %3. Yükselt kanka bunu. Bunu fullemesek de olurdu bu arada ama zaten sıfırlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Belli bir ruh karşılığında sıfırlatıyor. Kafanıza göre değil. Ama tamam, %5 master diyor mesela şuraya. Ondan sonra yan tarafa geçmek istiyorsunuz. Şu precision denilen kısma gireceksiniz diyelim. Ne yapıyorsunuz abi? Şuradan ekleme yapıyorsunuz. Bir tane eklediğimizde mesela açılıyor mu? Bakalım. Atak bonus 60 yazdı alt tarafta. 60 saldırı değeri kazandık. Bir tane eklediğinizde açılmıyormuş. 3 tane eklediğimizde açılıyor mu? Açılmıyor. 240 saldırı değeri de kazandım. Yani toplamda 5 tane eklediğinizde yan tarafa geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu isterseniz bir isterseniz 5 5 ekleyin. Hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi Opportunist yazıyor lan, şuna bak. Precision. Bitirici combo şansımız %10 artıyor buna tıkladığımızda. Bu baya baya önemli aslına bakarsanız. Çok fazla vuruyor çünkü bitiren kombolar.
Dondurulan ve sersemlenen rakipler %10 daha fazla hasar alıyor. Buna verdiğimizde opportunist'e, gambler'a verdiğimizde oyuncu zaten bu. Special Attack Mini Games Receiver. Şu Special Attack Mini Games'ten kastı ne? Mesela Jackson Briggs var ya, onun birinci, ikinci yeteneğini falan attığınızda ekrana bir şeyler çıkıyor değil mi? Tıklayıp %100'e kadar götürmeye çalışıyorsunuz. Her ne olursa olsun. İşte bunlar Special Attack Mini Games diye geçiyor. Onları %100 yaptığınızda mesela %12 daha fazla vuruyor buna verdiğinizde. Ben buna vereceğim. Bunu hatta fulleyeceğim. Bayağı bir önemli bu. %14, %20'ye kadar mı uzanıyorsun? Büyük ihtimalle %20. Hani %20 hasar attırmak çok fazla önemli. Ve tüm hepsinde geçerli olduğu için bayağı bir seviyorum açıkçası. %20'ye kadar aynen. Tamamdır. Yine 5 veriyoruz şuradan. Devam ediyoruz. Burası sadece saldırı kısmı. Daha defans ve support kısımlar da var. Geldik. Special Attack 3 yani X-Ray Fatal Blow Attack damage'ini %11 arttırıyor buraya. Her verdiğinizde şuraya Link Coin'i şeyine verdiğinizde %10 kritik hasarlarınızı arttırıyor. Bunlar da önemli. Stranglehold diyor. Yüzde yanma, kanama ve ne? Fire, poison, blade. Yanma, kanama, benim dedi lan. Zehirlenme. Ha, poison'u çevirmemişim. Hangisini çevirmedim diye arıyorum böyle. Şimdi %1 bir dakika, basic attack damage, kanama, yakma ve zehirleme şeylerinde yüzde zehirlenmiş rakiplere %3 daha fazla vuruyorsunuz. Bunu verdiğinizde fulleyince yine %15'e kadar gidiyordur bu büyük ihtimalle. Buraya şimdi hepsini vermeyeceğim. Kendim şimdilik tutacağım. Devam edelim. Şurada şuna geldiğinizde rapid response diyor ya. Special attack 1'i arttırıyor %10. Buna verdiğinizde büyük ihtimalle yine %20'ye kadar çıkıyordur bunlar. Kritik şansınızı arttırıyor. Kritik vuruş şansınızı. İsminden üst taraftaki başlıktan görürsünüz zaten hangisine tıkladığımı. Exposing weakness diyor bak. Special atakların hasarları kanamış rakiplerin üzerinde, kanamış, yanmış ya da zehirlenmiş rakiplerin üstünde %3 artıyor. Bu %3 dediğime bakmayın. Fullediğinizde kendi değerinizi görürsünüz zaten. Hemen yan tarafa girelim. Special Attack 2 %10 arttırıyor. Şuna tıkladığımızda kritik vuruşlar %2 daha fazla can değil. Sol alt taraftaki bar var ya, onu dolduruyor anladığım kadarıyla. Şuna gelelim. Kanama, yakma ve zehirleme hasarlarında %12 daha fazla vuruyorsunuz. Buna verdiğinizde fullediğinizde yükseliyor. Şöyle gelelim. %3 şansta karşı rakibin özel yeteneğini iptal ettiğinizde eğer... Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne diyorlar? He. %3 şansla bu girişte mi yapılıyor? Ha, special özel yetenek birinizi kullandığınızda karşı rakibin special ataklarını ve X-raylerini, Fatal Blow'ların hepsini yani bildiğiniz ağzına sıçıyorsunuz. %3 şans ama bu %10 aslında bayağı iyi. Special Attack 1'i, özel yetenek 1'i çok fazla kullandığınız karakter varsa bunu açmanız çok işinize yarayacaktır. Karşı rakibi bildiğiniz diskalifiye etmek gibi bir şey bu. Şuraya gelelim. Bitirici komboları kullandığınızda %20 daha fazla vurma ihtimalini yakalıyorsunuz. %22 şansla. Tüm hedeflere diyor bir de. Tüm hedeflere bayağı iyi. Bunu vurduğunuzda bloklanamayan hasarlarınız %10 artırılıyor. Aslında bu Kenshi için çok güzel bir şey ama atak diyor. Yetenek olarak geçiyor mu bilmiyorum. Şimdi Brutality set giydiğinizde %20 canın 25 canının altındaki rakiplere %20 şansla bitirici combo uyguladığınızda karşı rakip direkt yenileniyor mu? Yeniliyor. Ha. Full Brutality set giydiğinizde %20 şansla %25 canın altındaki rakiplere bitirici combo uyguladığınızda onlar yenilmişse direkt tek yiyorlar büyük ihtimalle. Kastettiği bu. Evet. Wow. Veriyormuş. Bayağı bir zor cümle bu arada. Anlatabilmişimdir. Umarım geri alıp dinleyebilirsiniz burayı. Deathmark teknik zaten bunu daha önce anlatmıştım ama yenilenen kısımlarda imsek de olur da her neyse sıfırdan atmamız sizin için yine önemli olacaktır. Her neyse bitirici komboyu uyguladığınızda %25, %5 şansla bu 25'e kadar çıkıyor diye biliyorum. Karşı rakibe ölüm işareti. Ölüm işareti olması lazım. Aynen Deathmark'tan kastı ölüm işaretidir. Karşı rakibi işaretliyorsunuz. Bir işaret çıkıyor zaten üstünde. Çarpı işaretiydi sanıyorsam. 20 saniye boyunca yenilenme ve artan damage hasarını kısıyor mu lan? Bu ne yapıyor? Disabling diyor. Büyük ihtimalle kısmadan kastediyor. Alınan hasarı da kısıyormuş. Daha fazla hasar almanızı engelliyor. Yenilem resurrection. He. Stekine 3 defaya kadar steklenebiliyormuş bu. Ha. Bunu bir arada bir de fullediğiniz %25 ise 3 defa steklediğiniz %75 mi oluyor abi? Wow.
Garipmiş. 20 saniye de bayağı uzun süre aslına bakarsanız. Hani çok fazla can yakabilecek bir şey. Şimdi defans kısmına geldik. Of, sesim detone oldu. Ağzına tüküreyim. Defans kısmında buraya verdiğinizde %5 canınız artıyor. Bu bayağı önemli. Ben normalde buna veriyordum ama her neyse, şimdilik hiçbir şey vermeyeceğim. Sıfırdan sonrasında kendi kendimize yaparız. Onu da gösteririm ekstra olarak. Her verdiğinizde %5 canınız artıyor. Buraya geldiğinizde %4 düz vuruşlardan daha az hasar alıyorsunuz. Her verdiğinizde tüm debuff'ları kaldırmanıza yardımcı oluyor. Bu resistance'dan kastı odur. Aynen. Debuff'tan kastı ne bilmiyorum. Büyük ihtimalle kanamalardan kastı bir şeydi. Veya yerine sabitleme de olabilir. Rakibinizi takımdan çıkarma da olabilir. Her neyse, ikinci kısma gidelim şöyle. Bloklanamayan şans hasarınızın... Bir dakika. %4... Şey yapıyor. Karşı rakibin sanıyorsam bloklanamayan hasar şansını düşürüyor bu. Chance Reduction. Herhalde budur ya. Değil mi? Daha başka ne olabilir ki? Bu lan bu. Evet. İkinci kısma gelelim. Buna verdiğinizde karşı rakibin kritik vuruş hasarınızı %4 indirgiyorsunuz. %16'ya kadar çıkar herhalde. Bu da tahminimce. Öldürücü vuruşlara karşı %4 bağışıklılık kazanıyorsunuz. Şöyle geçelim. Onis Blood'a da girelim. Bloklanmış hasarlar %10 daha az hasar veriyor size. Bloktaysanız eğer %10 daha az yiyorsunuz. Bloklanmış special ataklar %12 daha az vuruyor. Şuraya tıklayalım. %4 şansla rakibin bloklanamayan hasarını tamamen ona yansıtıyorsunuz. %100'ünü ona yansıtıyorsunuz. Güzel bir şey. Art of the Shield. Kalkan kırma etkilerine karşı %4 daha dayanıklı hale geliyorsunuz. Şuna gel. Rakibiniz şimdi rakip size Power Drain, yani Johnny Cage'in birinci yeteneğini falan attığında %20 daha az güç emiyor sizden. Bu da güzel bir şey aslına bakarsan. Kritik damage alırsan %10 %10'unu güce çeviriyorsun. Bu da güzel lan, bayağı iyiymiş bunlar. Kritik vuran yapan bir sürü char var. %4 ihtimalle stunlama, sersemleme ve Power Drain güç emmelere karşı %4 güç kazanıyorsunuz. Bağışıklılık kazanıyorsunuz. Gelebilecek olan damage over time'dan kastı kanama, yakma, zehirleme gibi şeyler. Frostbite efektleri de geçerliymiş. Sürelerini azaltıyorsunuz. Bunların %30 azaltıyormuş. Baya baya iyi. Revenant bu arada, bu çok güzel bir şeydir herhalde. Rakibin ölümünde %10 şansla, herhangi bir oyuncunun ölümünde hatta %10 şansla %1 can... Takımınızdan biri söylüyor ya sizin. Öldüğünde %10 şansla biz etrafınızda bir hayvani bir kalkan çıkıyor. Bu oyunun en önemli şeyi diyebilirim hatta. Baya 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 bir önemli. %10 şansla bu tetikleyebiliyorsunuz. Yüzde kaça kadar? 40'a kadar mı ne çıkıyordu? Kalkan çalıştığında hiçbir şekilde size hasar vuramıyorlar. Hiçbir şey yemiyorsunuz. Özel yetenek olsun, üçüncü yetenek, hiçbir şey abi. Ne zehirleniyorsunuz? Yani çok güzel oluyor. Dokunulmaz hale geliyorsunuz. Rakibin yine takımınızdaki birinin ölümünde %4 şansla %20 sersemlemiş hedeflere %20 daha fazla vurmanızı sağlıyor. Ha, bir dakika. Constant. Bir dakika, dur, farklı. Karşı rakip, bir dakika. %20 vurabilirsen mi? Aynen. Anladığım kadarıyla %20 sersemlemiş rakiplere %20. Oğlum bu ne ya? Kastan. Sersemleten yeteneklerle vurursanız %20'sini cana mı çeviriyor? Bir dakika, bu bayağı garipmiş. Bunu beynim algılayamadı, bir saniye. Anladığım kadarıyla rakibin o anki canının %20'sini vuruyorsunuz direkt ona, her türlü aynen ölümde, rakip ölümünde %20'sini direkt hasar olarak bırakıyor ona ve %4 şansla sersemletiyor. Bu %20'lik kısım artmıyor bu arada. Sarı yazan yerler artıyor, bilginiz olsun. Bir garip bir çok garipmiş, gerçekten çok garipmiş. Şuraya gelelim hemen. Her bir takım arkadaşının ölünde mi? Her yaşayan karşı rakipten bir karakter için %10 onların, şimdi bir dakika dur, bu cümleyi toparlamak birazcık zor. Anlık çeviri yapmak gerçekten zormuş ya. Her takım arkadaşının ölümünde gene ölümde dedim. Karşı rakipten yaşayan her kişi için %10 anlık güçlerini kaybediyorlar. Bu yetenek atmalarını sağlayan güçlerden %10 kaybediyorlar. Her biri yaşayan rakip için. Yani %30 oluyor, değil mi? Yok, %10'larını kaybediyorlar, anladım. Tamam, bunu yükselttiğinde %50'ye kadar çıkar büyük ihtimalle. Şuraya gidelim. Special ataktan hasar aldıktan sonra %4 şansla Bone Shield'ı aktif etme. Bone Shield da çok fazla önemli. Aynı şekilde Revenant gibi abi. Bir kalkan çıkıyor etrafınızda. Böyle şeyden.
tahtalar dönüyor etrafınızda. Bu tahtalar döndüğünde 5 saniye boyunca dokunulmaz hale geliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Şimdi takımında sadece bir karakter, yaşayan sadece bir karakter kaldığında bir güç barın doluyor. %55 şansla karşı rakibe 10 saniye boyunca bloklanamaz hasar atma şansı yakalıyorsunuz. Bu yükseltildiğinde çok fazla iş yapabilecek bir şey. Şimdi support kartlara geçelim. Destekleyici. Takım arkadaş inaktif karakterlerden kastı yanındaki karakterler için, yani oyunda olmayan karakterleriniz için 3 tane karakterle giriyorsunuz, yani ikisi, kalan ikisi için %2 power generation'ını arttırıyor. Güç dolumunu arttırıyor. Şöyle geçelim. Şimdi kurtarmadan kastını anlayamadım. Recovery'den kastını anlayamadım ama galiba bu bonus shield gibi etkiler var ya, hani ölümden kurtaracak şeylerdeki etkileri %10 arttırıyor bu anladığım kadarıyla. %10 daha fazla etki almış oluyorsunuz. Şuraya girdiğimizde stunlandığınızda %10 şansla rakibin tüm rakibin kalkanını kırma şeyine erişiyorsunuz. %10 şansla sersem yediğinizde %10 şansla karşı rakibin kalkanını kırıyorsunuz abi. Bundan kastetti bu. Takım işine girelim hemen. Şimdi special ataklarda harcanan %2 güç anladığım kadarıyla inactive teammate. Güç harcıyorsunuz ya special ataklarda. Bunun %2'si aktif olmayan karakterler için herhangi bir yeteneğinizi kullandığınızda kalan iki karakterinize aktarılıyor anladığım kadarıyla. Şöyle geçelim hemen. Herhangi bir takıma giren takım arkadaşları için %4 increased diyor. Ha, her girişinize şans değil bu. Direkt her girdiğinizde power generation alıyorsunuz. Arttırılmış. %4 arttırılmış. Aynen. Ne derler? Güç yenilemesi kazanıyorsunuz 10 saniye boyunca. Şuraya gelelim. Tüm bloklanamayan ataklar %1 daha fazla güç dolduruyor. Live for battle. Aynen. Live. Üçüncü yeteneğin ya da X-Ray'in Fatal Blow ataklarına %10 daha az gidiyor kullandığınızda. Üçüncü yeteneğinize ya da X-Ray'inize veya Fatal Blow'larınızı kullandığınızda %10 daha az can harcıyorsunuz. Can emme ve arttırma, can arttırma, regen, yenilenme şeyini arttırıyorsunuz. %10 arttırıyorsunuz buraya verdiğinizde. Focus'ta girdiğinizde Focus. Yeniden denilmiş karakterleri %4 daha fazla vuruyorsunuz bunda. Meditation'a girelim. Special Attack 1'iniz %3 daha az güç harcıyor. Şuna girelim. Her rakibin her 750 dokunulmazlık, yani zırhına karşılık %2 daha fazla kritik vuruş atıyorsunuz. Şuna geçelim. %4 cripple, sakatlanmaya karşı etki. Yerine sabitleme var ya, onlara karşı %4 daha fazla dayanıklı hale geliyorsunuz. Şunu yaptık değil mi? Aynen, tamam. Şöyle geçelim hemen. Conditioning aynen. Special Attack 2'yi kullandığınızda %4 daha az güç gidiyor. Power Drain %20 şansla, mesela John Cage'in birinci yeteneğini kullandığınızda güç emiyorsunuz aynı anda. %20 şansla da rakibi yerine sabitliyorsunuz. Snare sabitleme olması lazım. Aynen. %4 sabitlemeye karşı dayanıklılık veriyor bu. Outward Scorch anladığım kadarıyla. Special Attack 1'i kullandığınızda %3 şansla hiçbir şekilde güç harcamaması. Yani kullanıyorsunuz, bir daha kullanabilir hale gelebiliyorsunuz %3 şansla. Hiçbir şekilde güç harcamıyor. Şuna geçelim. Şimdi ne diyor? Refund'dır. %2 şansla özel yeteneklerinizde kullanılan ya da X-Ray'de ya da Fatal Blow'da kullanılan ataklar, güçler inaktif karakterler mi? Aktif karakter. O anki karakterinize geri aktarılıyor. Bu da güzel. Karşı rakibinki de bu ihtimalle bu geçerli bunda. Şimdi en son ne yaptık? Bunu yaptık. Az önce bunu mu anlattık? Bunu anlattık aynen. Şimdi üçüncüdeyiz. %2 şansla special özel yetenek ikinizi kullandığınızda hiçbir şekilde güç harcamama şansı diyor. Şu üçüncü, en sonuncu kısma geçelim. %10 şansla yansıtılmış hasarlar blok halindeyken %10 şansla özel yetenek bir kullanıldığında hepsini geri yansıtıyorsunuz karşı rakibe. Güzel bir şey aslına bakarsanız. %4 şansla da özel yetenek 2'yi blok halindeyken karşı rakip özel yetenek 2'yi atarken siz blok halindeyken %4 şansla %100'ünü geri yansıtıyorsunuz ona. Uf ulan. Evet abi, bayağı aslına bakarsanız zorlandım. Boğazım hayvan gibi yanıyor şu anda aralıksız konuştuğum için. Umarım işinize yarayabilmiştir bu tarz şeyler. Ben ne yapardım bilmiyorum şu anda. Oturup bunun için düşünmem gerekiyor. Ayrı ayrı yapıyorum ben her birini ama Bone Shield'ı falan almaya kesinlikle çalışıyorum.
Genelde büyük yerlere gireceğim zaman Bone Shield'da Revenant kız. Şu Revenant'ı. Aynen Revenant'ı ve Bone Shield nerede? Bone Shield şurada mıydı? Aynen Bone Shield'ı da alıyorum. Bilginiz olsun. Defans kısmından gidiyorum ben genelinde. Hayvan gibi hasar çıkarmaya çalıştığımda saldırıdan falan gidiyorum. Her neyse. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kodumuzda ne olsun? Yetenek olsun abi. Böyle verelim. Umarım dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın.